Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel Yurt'tan herkese merhabalar. Şu an Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Sokak çekimlerim devam ediyor. Büyük Cami Sokağı'nın videosundan birkaç tane daha çekeceğim arkadaşlar. Ama aynı noktaları çekmek istemiyorum. Burada Ceviz Sokak'tan inerken sağ tarafta kaldığım noktadan başlıyorum arkadaşlar. Hadi gezmeye bakalım. Evet, bulunduğum alan. Karşı tarafın videolarını çektim arkadaşlar. Yeşil Vadi olarak geçiyor. Yeraltı şehri var aynı zamanda videonun başında. Bulunduğum alan arkadaşlar şu an burası. Burada muhteşem güzel bir kapı girişi var. Üstünde de tahminim güvercinlik arkadaşlar. Kaya. Gelin beraber gezelim bakalım. Buradan bizi basamaklar karşılıyor. Bu da kapı girişinde haç işareti var arkadaşlar. Bakın. Kemer sütunlarında şekiller var. Bu evin avlusundan diğer evin avlusuna geçiş yapacağım arkadaşlar. Kapısını kapatalım. Şuradan kapı girişi arkadaşlar. Bakın. Diğer ev geride kaldı arkadaşlar. Şimdi başka bir evin havlusundan bakın muhteşem güzelliğiyle kapı girişi arkadaşlar. Böyle kemerler mevcut. Gelin bir de damına çıkalım bakalım. İleride köpekler var arkadaşlar. Şimdi kızdırırsam susmazlar. Şimdi buradan damındayım şu an. Muhteşem bir güzellik var. Evin avlusu ama üstü açılmış bakın. Bu şekilde bir alandayım. Şimdi köpeklerin olduğu noktayı yoldan geçerek farklı karşı taraftan çekim yapacağım. Buradan geçemem arkadaşlar. Evet, damından çekmiştim. Şimdi yoldan evin genel açıdan kısmıyorlar. Çekim yapıyorum arkadaşlar. Bakın muhteşem güzelliğiyle. Ama üst tarafı açılmış. Bir an önce restore edilmesi lazım. Şimdi sizlere cephedeki motifleri zoomlayacağım. İzleyin. Bakın. Her biri ayrı bir sanat eseri olmuş taşların arkadaşlar. Bakın. Bu kadar. Yoldan geçtim arkadaşlar. Şu an şurada köpekler var. Detaylı içeriye giremiyorum. Yüzeysel çekiyorum arkadaşlar. Buradaki alanı. Şimdi kızdırırsam hiç susmazlar. En iyisi yüzeysel bir şekilde şu kayanın içinde bir oyuk var arkadaşlar. Bir de soldaki eve doğru yürüyüş yapıyorum. Şimdi bulunduğum alan burası arkadaşlar. Sessiz duruyorlar şu an. Buradan üst tarafa çıkış var arkadaşlar. Eğer imkan olursa bakacağım. Bulabilirsem çıkacağım. Sizlere keşfedeceğim arkadaşlar. Kolaysa. Riskli alanlar bana göre değil. Burada bir yaşam alanı var arkadaşlar. Bakın. Şimdi şuradan bir çıkış var işte yukarıya doğru. Tahminim güvercinlikler var arkadaşlar. Şu an o kayanın içerisindeyim arkadaşlar. Bakın. Bu an burada. Bu şekilde. Şu tarafa bir yol var. Bakalım. Basamaklar var. Ama ilerisi kapatılmış arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyormuş burası. Bu kadar ileriye gidemiyorum. Evet, kontrollü bir şekilde indim. Bu kayanın üzerine çıkışı yapamadım.
esrarengizliğini koruyor arkadaşlar. Buradan bu şekilde. Evet, diğer evde geride kaldı arkadaşlar. Soldan daha devam ediyorum. İkinci yeraltı şehrine doğru. Burada bir yaşam alanı var. Bir bakalım ne varmış. Büyük bir kemerli yere çıkıyor arkadaşlar. Bir kısmı saydan. Evet. Atıl bir şekilde kalmış. Buradan çıkıyorum. Şimdi inanın ben de ilk defa keşfediyorum. Burada bir tane esrarengiz bir nokta var. Bakalım. Saydam bir oda var arkadaşlar. Bakın. Sol tarafa gidiş var ama kapanmış. Esrarengizliğini koruyor. Şimdi bir üstüne çıkacağım. Şurada. Evet. Yükseklik muhteşem. Gelin bakalım ne varmış burada. Küçük bir yaşam alanı var arkadaşlar. Şurası niye öyleymiş? Ocak gibi. Altı delik. Üstü de açık. Burada da şu yapmana gibi bir yer var. Bu da aynı. Su deposu gibi tahminim. Buradan da çıktım. Şimdi burada ufacık bir yaşam alanı var. Bakayım bir. Küçük bir odaymış arkadaşlar. Burayı da keşfettim. İkinci yeraltı içerisinde ne kaldı bilmiyorum. Şuraya bir atladım bakalım. Daha evler var arkadaşlar. Bakın şimdi şuradaki yere nasıl çıkılır bakacağım. Keşfetmeye çalışacağım. Yükseklik muhteşem. Yukarıdan bir iniş var arkadaşlar da. Aşağıdan çıkış yapabilir miyim bilmiyorum. Şu an bulunduğum alan restore edilmiş evin tam karşı noktası arkadaşlar. Bakın. Muhteşem güzelliğiyle diğer evlerimizde duruyor arkadaşlar. Şimdi yoldan gelsem bir kısım aşağıda da evler var. Burayı öbür bölüme saklayayım arkadaşlar. Şimdi şuradan ikinci yeraltı şehrinin sağına düşüyor. Buradaki yerleşim yerlerini çekelim. Bak kapı girişiymiş arkadaşlar. Burası farklı noktadan girdiğim için bir aileye münhasırmış tahminim arkadaşlar. Burada bir tane ufacık bir yaşam alanı var. Lavabo olarak kullanılmış. Burada da küçük bir yer var arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Şu an evin avlusundayım. Sol tarafa gitmeyeceğim. Sağ taraftaki yerleşik yerleri çekelim. Burada bir tane gizemli yer var. Gidiyor arkadaşlar. Burayı keşfedelim. Evet arkadaşlar, giriş yaptım esrarengiz evin bir kısmına. Bakalım ne varmış. Gidiyor arkadaşlar. İnanın buralar gerçekten esrarengizliğini koruyor. Burada basamaklar varmış. Burada kayalar sanki farklı bir şekilde çalışmış gibi arkadaşlar. Şurada ileriye doğru bir yol gidiyor ama bakalım evin hangi noktasına çıkıyor bakalım arkadaşlar. Oo. İnanın arkadaşlar esrarengiz. Burası yüksek. Motifler var bakın. Çok güzel bir mimari varmış. Burada tahminim kamerayı döndüreyim arkadaşlar. Gerçekten bir dönem kaya hareket etmiş herhalde arkadaşlar şuradaki. Bakın. Zaten şuradaki iyisi ve şuradaki iyisin bulunduğu alandan aşağıya sarkmış arkadaşlar. Bakın şuradaki kapıda tutuyor bu kayayı. İnanın çok esrarengiz. Burada artık
İleriye gidiş yok arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Ama motifle muhteşem bakın. Evin muhteşem motifleri var arkadaşlar. Evet, o bölgeden çıktım şu an. Bakın. Şuraya giriş yapacağım şimdi. Yoruldum. Burada bizi büyük bir oda karşıladı arkadaşlar. Kemerden bir kısmı saya dayanmış. Evet, sol tarafa bir oda daha çıktı. Büyük bir oda arkadaşlar. Yaklaşık 3 metre falan tavanı var. 20 metreye yakın arkadaşlar. Burası saydan, bir kısmı taştan. Şimdi yan tarafında da bir oda daha var arkadaşlar. Buradan yukarıya çıkış var. Şu nereymiş? Orası sadece takaymış. Evet, burada bu evi de keşfettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısmi de olsa bu bölgeyi de atlattık. Köpekler hav demeden videomuzu çekebildik. Kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.